Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün geçişlerden öte daha genel bir video yapacağım. Retrolardan bahsedeceğim size. Retro ne demek? Retronun iyi yanları nelerdir? Aslında bayağı iyi yanları var. Üçüncüsü, haritanızda bir retro gezegenle doğduysanız bunun ne anlama geldiğinden bahsediyor olacağım size. Öncelikle retro nedir, biraz ondan bahsedelim. Şimdi, düşünün ki burada bir güneş var. Çevresinde bizim gezegenlerimiz dönüyor. Hiçbir gezegenin dönüş şeyi, rotası tamamen bir yuvarlak ya da tamamen bir elips şeklinde değil. Bazı yerlerde daha böyle yavaşlıyor, bazı yerlerde daha hızlanıyor gibi bir durum söz konusu. Ve biz dünyadan baktığımız zaman bazen bazı gezegenleri biraz daha yavaş hareket etmelerinden dolayı o anda bize göre ya da eski hızlarına göre biraz daha böyle sanki biz hızlı ilerliyoruz da onlar geride kalıyormuş gibi hissediyoruz. Sanki böyle trenle giderken yanında bir tren var, siz bir arabanın içindesiniz ve arabayla hızlandınız ve treni geriye doğru gidiyormuş gibi görüyorsunuz. Aslında tren geriye gitmiyor. Aynı mantık. Bizim gezegenlerimiz hiçbir şekilde geriye gitmiyor. Sadece biz daha yavaş biz daha hızlı gittiğimiz ve onları yavaş gidiyor gibi gördüğümüz için retroymuş gibi, yani geriye gidiyormuş gibi düşünüyoruz. Peki bunun bizim için anlamı nedir? Şöyle bir yorumu var astrolojide retro gezegenlerin. Eğer ki bir gezegen retro konumdaysa ya da geri hareket konumundaysa normalde fonksiyonu olan görevi daha zor ya da daha yavaş ya da daha aksaklıklarla yapıyor demek. O yüzden o alanda bazı aksaklıklarla karşılaşıyoruz ve bu aksaklıklar bize durup yavaşlamamız için hayatın bir mesajı gibi düşünebilirsiniz. Retro durumunu. Çok yakında bir Jüpiter retrosu başladı. Merkür retrosu geliyor. İleride bu yıl içinde Satürn retrosu olacak. İki tane daha Merkür retrosu olacak. Bu sene bol miktarda retrolardan bahsediyor olacağız yani. Peki o zaman bir de retronun neden iyi bir şey olduğundan bahsedelim. Deli misin, nesi iyi diyeceksiniz? Bence iyi bir şey. Şöyle, bir şeyler koşarken, hızlı hızlı yaşarken yaşamak aslında daha kolay. Durup düşünmediğimiz sürece her şey koşuyor, akıyor, üzülüyoruz, mutlu oluyoruz falan, bir şekilde hızlı hızlı olaylar gelişiyor. Ama ne zaman ki durup düşünme fırsatımız oluyor, o zaman geriye dönüp olanları değerlendirip bir büyüme sürecine giriyoruz. O yüzden retro dönemleri durmak, yavaşlamak, bu geçtiğimiz hızlı olan dönemlerde yaşadıklarımızı gözden geçirmek dönemidir. Ve bu sayede içsel gücümüzü buluruz, kendimizi görürüz, kendimizin farkına varırız ve bir karakter inşa ederiz. Ben şu noktada böyle böyle davrandım, şuyum iyiydi, buyum kötüydü, bunu böyle yapacağım diye bir içsel hesaplaşma dönemi getirir. O yüzden dediğim gibi karakter inşa etme dönemidir. Bence şahane bir zamandır. Hatta ve hatta aynen Buda'nın dediği gibi çamur yoksa lotus yok, bu dönem kendi çamurlarınızla yüzleşme zamanı oluyor. Peki neden iyi derim? 3 tane maddede söyleyeyim size. Birincisi, hızlı hızlı başladığımız işlerin temelleri sağlam mıydı? Bunu görme zamanımız olacaktır. Bir ilişkiye mi başladınız? Yeni bir işe mi girdiniz? Bunu iyi bir şekilde yapıyor musunuz? Temellerini doğru oturttunuz mu? Dürüst müsünüz? Sağlam mısınız? İnsanlara verdiğiniz sözleri tuttunuz mu? Biraz daha bunu görmek, anlamak dönemi. Eğer temeli sağlam olmayan bir ilişki içindeyseniz, bu dönemde, bu retro dönemlerinde diyeyim, ilişkiler bitebilir. Ama biten ilişkide sizin zaten hayrınıza olacaktır. Çünkü temeli sağlam olmayan bir ilişki zaten ya da bir iş ilk depremde yıkılmaya muktedir. O yüzden bu dönemler, muktedir kelimesini de kullandım. Bu videolarda bana bir şey oluyor. Anlatırken gaza geliyorum. O yüzden bu dönemler temelleri sağlamlaştırma dönemidir. Bence güzeldir. İkincisi, başladığınız eskiden, başlayan, biten vesaire bir şekilde eskiden çözülmemiş olan bir duygu varsa, bir sorun varsa dönüp bunu temizlemek, çözmek için şahane bir zamandır. Mesela Merkür retrolarda eski ilişkiler tekrar ortaya çıkar, eski anlaşmalar tekrar ortaya çıkar. Eğer bu dönemde o sorunları çözebilirseniz, duygu durumlarını temizleyebilirseniz belki de devam edersiniz. Ha yok, şey olursa belki de şöyle bir şey olabilir. Bu duygu durumu temizlenir ve sizin yolunuz açılır. Yani eskide kalan birikmişlikleri temizlemek için iyi bir dönemdir. Üçüncüsü,
Belli bir süredir oturtmaya çalıştığınız bir rutin varsa, bir planlama varsa bunları oturtmak için de bence şahane bir dönem. Çünkü aynı şeyi 3-4 defa yapmak zorunda kaldığımız için mecburen o rutine, o döneme alışıyoruz bir şekilde. O yüzden bence retrolar her şey gibi gayet iyidir. Kötüsüyle beraber iyidir. Şimdi videonun 3. bölümüne geliyorum. Gezegen gezegen. Eğer ki haritanızda bu gezegen retroyken doğmuşsanız ne anlama geliyor? Birazcık birkaç tüyo vereceğim bununla ilgili. Ama baştan şunu söylemek istiyorum. Harita çok kompleks bir şey. Bir insan ne kadar kompleksse haritası da aynen o kadar derin ve karmaşık bir şey. Sadece Merkür retroda doğdu diye vay efendim şöyle şöyle problemleri var demek doğru değildir. Merkür retroladır ama başka şeyleri o kadar güzel yerleşimlerdedir ki ya da o retro olan Merkür'ün yanında o kadar güzel şeyler vardır ki hepsi kompanse olur. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bunlar haritanın bir parçası ve içsel eğilimlerimizin, itilimlerimizin, mizacımızın birer parçası. Buradan yola çıkarak vay efendim Venüs retroymuş o sevmeyi beceremez filan demek yok. Onu demek istedim. Şimdi başlayalım. Merkür'den başlayalım. Merkür'ün retro olanlar, Merkür retrodayken doğanlar. Bir defa kendilerini ifade biçimleri çok daha farklıdır. Öğrenme biçimleri farklıdır. Espri anlayışları bile farklı olur. Zihinleri başka çalışır, kafalar çok başka çalışır bu insanlarda. Bazen kendi düşüncelerini ifade etmekte zorlanabilirler ya da kendi fikirlerine güvenmekte, öğrenme kapasitelerine güvenmekte zorlanabilirler. Ama bu şu açıdan güzeldir. O kadar çok tekrar ederler ki günün sonunda uzmanlaşma fırsatları vardır. Günün sonunda çok iyi bir hatip olma, düşündüklerini çok iyi anlatma fırsatları vardır. Ve bunu da o kadar farklı ve esprili ve başka şekilde yaparlar ki güzel sonuçlar çıkabilir ortaya. Ama nedir? Düşünme biçimi ortalama bir insandan farklı olacaktır. Ha nedir? Şöyle bir şey var. Yaklaşık olarak insanların neredeyse %18'i Merkür retrodayken doğmuş durumda. Daha doğrusu Merkür yılın %18'inde retro oluyor. Öyle değil. Tam %18'ine tekabül etmez doğanların elbette ki. O yüzden çok fazla kişinin haritasında Merkür retro var zaten. Bizimleler beraber yaşıyoruz. Merkür retrolar, Merkür retro olmayanlar herkes beraber yaşıyor. Ve Venüs retroda doğanlar. Şimdi Venüs retroda doğanlar için sosyalleşmek bir konu, ciddi bir mesele. Sosyalleşmek, sevmek, sevgili ilişkilerine girmek bunlar asıl böyle meselelerinden biri haline geliyor. Beceremediklerinden değil, sadece bu konuda kendilerini sorguladıklarından ya da fazlaca ciddiye aldıklarından dolayı böyle bir sorunla karşılaşabilirler. Bence zaman zaman ben kendimi seviyor muyum, yeterince sevilebilir miyim, yeterince güzel miyim, konuşmayı, sohbeti becerebiliyor muyum diye kendilerini sorguluyorlar. Temel meseleleri bu sevme, sevilme düzleminde olabiliyor. Ama şöyle bir şey var ki bu demek değil ki sevemezler. Aksine gayet de güzel severler. Gayet de derin severler. Hatta muhtemelen Venüs retro olmayanlar çok daha da güzel severler. Ama bunu ifade etmektir mesele olan. Çünkü yumuşak karınları burası. Hassas oldukları yer burası. Sevme, sevilme aksıyla ilgili. Bence temel konu Venüs retro olanlarda kendini sevmeyi öğrenmek. Önce kendilerini sevmeyi öğreniyorlar bu hayatta ancak ondan sonra sevgiyi verebildiklerini fark ediyorlar. Mars retro olanlar ise temel mesele harekete geçme, cesaret etme, doğru zamanda doğru aksiyonu alma, kendini motive etme. Biliyorlar ki bir şey yapmak istiyorlar. İçten içe aslında o itilim var, tamam halledeyim, yapayım durumu var. Ama nasıl harekete geçeceklerini bilemiyorlar. O yüzden oyalanıyorlar, kendilerini sabote ediyorlar, harekete geçmiyorlar. Sonrasında ya da haklarını savunmuyorlar. Birileri onlara gidip böyle sınırını geçiyor çok. Dur demeyi beceremiyorlar o anda, kızamıyorlar filan. Sonra hepsi birikiyor ve çat diye bir ani patlamayla her şeyi ifade ediyorlar ve koparıcı biçimde yapabiliyorlar. O yüzden bu biraz hatta Mars Satürn karelerine de benziyor. Yanlış zamanda yanlış hareketi yapmakla ilgili olabilir daha çok. Harekete geçmeyi öğrenmek lazım. Mars retro doğanlar için temel mesele bu. Geldik Jüpiter retro olanlara. Şimdi Jüpiter ne? Şansla ilgili ve bilgiyle, derin öğrenmekle ve inançla ilgili. Jüpiter retro olan kişiler
farklı şeylere inanırlar. Daha başka bir düşünce ve inanç sistemleri vardır ve etraftan duydukları bilgiyle yola çıkmak istemezler. Ancak kendi deneyimlerinden öğrenirler. Başlarını toslarlar, ondan sonra harekete geçerler çünkü o arada kendi inanç sistemlerini oluşturmuşlardır. O yüzden Jüpiter'e retro olanların birazcık etraftan duydum, öğrendim, iyiymiş, güzelmiş demekle ilgileri pek yoktur. Şanslı olan inançları biraz düşük olabilir. O yüzden çok fazla plan yaparlar, geleceğe yönelik kendilerini garantiye almaya çalışabilirler bu konuda. Ama işin temel özü, temel mesele, herkes kadar iyiliği ve güzelliği ben hak ediyorum bu hayatta demek. Ayrıca bir de kendi inanç sistemini oluşturmak ve bununla da aslında bunu insanlara öğretmekle, anlatmakla da ilgili. O yüzden birazcık o deneyim yolundan geçmeleri, başlarını taşa duvara vurmaları gerekiyor Jüpiter retro olanların. Hangi alandaysa o alanda. Satürn'ü retro olanlar. Satürn disiplin, sorumluluk, sistemler, kurallar, korkular, sağlam bir temelle ilgili. Satürn'ü retroda olan kişiler şöyle şeyler yaşayabilir. Birincisi sorumluluk almaktan hoşlanmıyor olabilirler. Bunun birçok farklı sebebi olabilir. Belki küçükken yetiştikleri yerde çok da fazla disiplin olmayı öğrenmediler. Ya da tam tersi birileri aşırı derecede onlara sorumluluk yüklemeye çalıştı ve böyle yeter diye işin içinden kaçmak zorunda hissettiler. Günün sonunda sorumluluk almayı, sözlerini tutmayı falan çok iyi bilemeyebiliyorlar zaman zaman. Ama aynı zamanda içsel olarak da birilerini yüzüstü bırakır mıyım korkusu ve endişesi de yaşıyorlar. Bu da bir suçluluk duygusu getiriyor işin içinde. Bütün bunlar bir de işin içinde korkuları çok fazla içselleştirdilerse, hayatta başıma iyi bir şey gelecek mi gelmeyecek mi, sağlam mıyım değil miyim gibi düşünceler üzerinden yola çıkıyorlarsa, bu korkular alttan alta hareket ediyorsa, bu sefer alınan kararlar hayatta endişeyle alınan kararlar oluyor. Endişeyle alınan kararlarda her zaman çok doğru, doğru kelimesini sevmiyorum ama çok böyle keyif veren kararlar olmayabiliyor. Niye ben böyle yaptım diye pişman olabiliyorlar. Bir de bu hassas yanlarını göstermeyi çok sevmeyip dışlarına çok güzel bir böyle kale duvarı kurmayı, örmeyi düşünüyorlar, yapıyorlar diyebilirim Satürn'ün retroda olan kişiler için. Hemen bir sonrakisi Uranüs'ün retrosu. Uranüs retrosu birazcık Uranüs değişimle ve özgürlükle ilgili. Ama haritanızda Uranüs retroysa biraz daha Satürn gibi çalıştığını görebilirsiniz. Özgürleşmekten korkmak, kendi düşüncelerini, duygularını açıkça ifade etmekten belki korkmak ya da harekete geçmekten, bir şeyleri kırmaktan, yeni yollara çıkmaktan korkmak gibi durumlar söz konusu olabilir Uranüs retro olan kişilerde. Daha çok böyle değişime yola çıkmak yerine katı kurallara böyle takılı kalıp günün sonunda belli bir noktaya geldiğinde işte tepesinden bir Satürn Uranüs'ün üzerinden geçiyorsa o esnada filan özgürlük diye çığlıklar atarak koşmaya da başlayabilirler. Hepsini biriktirip bir anda da çıkabilir hepsi. Ama özgür olmaları gereken alanda yeterince özgür olmadıklarını gösteriyor bu bana. Hemen bir sonrası Neptün'ün retrosu. Neptün hayal gücüyle ilgili. Eğer Neptün retro haritanızda belki de büyük hayaller kurmaktan korkuyor olabilirsiniz. Çok katı gerçekliklere saplanıp kalıyor olabilirsiniz. Çünkü o hayallerin gerçekleşmeyeceğinden korkuyorsunuzdur. O yüzden hayal kurmayı kendinize yasaklamış olabilirsiniz. Ama hayal kurmak güzeldir aslında bakarsanız. O yüzden arada bir kendinize bunu hatırlatmak güzel olacaktır. Aynı zamanda çok hassas kişilerdir aslında. Çok merhametli kişilerdir ama bunu saklamayı tercih ederler. Çok da böyle yumuşak karınlarını ortaya koymayı sevmezler. Kendi inançlarını derinde yatan bir inanç varsa bile bunu çok da fazla ortaya dökmeyi sevmezler ya da tam tersi bir şeye inanmamayı da tercih edebilirler. Geliyorum Plüton'un retro olmasına haritada. Plüto güçle çok ilgili, liderlikle ve karanlık yönlerle çok ilgili. Eğer haritanızda Plüto retroysa bu şu anlama gelebilir. Manipüle edileceğinizden, yönetileceğinizden, güçten korkuyor olabilirsiniz. Bundan tedirginlik duyup kendi alanınızı korumaya çalışıyor olabilirsiniz. Ya da kendi liderlik gücünüzden, kendi içsel gücünüzden korkuyor olabilirsiniz. Ama her şey aslında içeride yattığı için o gücü bulmak çok önemlidir. Şöyle bir şey var. Kendi içsel gücümüzü bulabilmek için karanlık yönlerimizi görüp, kabul edip, orada
tamamen aydınlığa doğru çıkmamız gerekiyor. O yüzden Plüton'un haritada retro olması demek o karanlık yönümüzü görelim ve oradan yukarı çıkalım demek. Bir sonraki videoda Jüpiter retro hayatımıza neler getirecek ondan bahsediyor olacağım. Şimdilik benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.